bu konuları baş başa daha sağlıklı bir şekilde, daha sakin bir şekilde en azından. Yani insanlara da kızma. Onlar da tabii ki bir ilişkiyi baltalamak isteyebilirler. Burası yarışma. Görüyoruz. Evet. Sizi ayırmak isteyebilirler. Herkesin ilişkisi için geçerli bu. Evet. Öyle böyle yani onu beğeniyordu, ne oldu şimdi diye başka üçüncü bir kişiyi ilişkinize sokmak isteyebilirler. Yaşadık, gördük. Az önce gördük yani. Çok. Eğer sen bunu ifade ediyorsan bu konuşulur. Bu açıklamayı tek konuyu yapacağım. Konuyu açan da yakın arkadaşın yani. Evet. Şöyle, daha dediğim gibi daha sakin bir ifadeyle bu konuyu daha sağlıklı bir şekilde Leyla ile konuşacağım. Yani zaten inşallah konuşursun. Konuştuğumda ne demek istediğimi tam anlamıyla anlayacaktır. Peki. Bu kadar. Arkadaşlar şimdi görüntüler üzerinden gidelim. Siz de ilk kez kendinizi izleyeceksiniz. Dışarıdan bakınca tabii tanıtımda orada burada ufak tefek kesitler gördünüz ama konu bütünlüğünde kendinizi gördüğünüz zaman başka bir his oluyor. Yani yine bir ilkle karşılaşacaksınız aslında burada. Bahat ve Beyza ile başlayalım istiyorum. Nasıl bir araya gelindi? Hani hiç böyle bir şey yoktu da bir anda nasıl olundu? Bahat, Tatyana mı Beyza mı, neler yaşandı? Ve sonrasında tabii ki o şaka ve şakanın ardından geldiğimiz nokta. İzleyelim. Yorumunuz varsa alalım. Hep birlikte görelim. Göreceğiz. Peki. Ama siz de dediniz 1.80 boy esmer falan, size de pek uymuyorum sanırım. Sarışınım, 1.76'yım. Bevil. Bir baştan bir sarışın değilsin ama. Değil miyim? Değilsin gibi. Hayır canım, baksana sapsarı. Hayır ya. Sarışın ya, sen orijinal değilmişsin gibi sanki. Ben orijinal sarışınım. Çok iyi. Gözlerin mavi mi bu arada senin? Senin gözlerin mavi mi diye sordum. Yakından bakmam için yakınlaştın. Aynen. Ne renk görünüyor? Su yeşili. Böyle, evet, su yeşili. Benim kahverengi. Güzel. Böyle. Kirpiklerin de çok güzel. Teşekkür ederim. Ön yargılı olmamak lazım kimseye karşı. Bunu öğrendim. Tatyana'dan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ortalık karışacak. Neden? Bilmem artık. Yani şu an aklımda senden başka bir isim yok bu arada. Değerlendirdiğim ya da izlediğim ya da tanışmaya çalıştığım kimse yok. Sen varsın şu an aklımda ama senin aklında ben yokum sadece. Benim problemim bu zaten. Netsin benim aklımda. Ben senin hakkında netim ama sen benim hakkımda net değilsin. Sana bunu söylüyorum işte. Hayır, netsin, ben de onu söylüyorum. Uzun boylu erkeklerden hoşlanıyorum. Evet, onları beğeniyorum. Ama yani bana da bu kaldı. Ha bak işte, evet. Ya. Ya. Ben kendimi biliyorum. Şaka. Bunu gerçekten şaka. Ya. Şaka değil canım. Şaka mı? Dilara Hanım'ın da söylediği gibi kişi kendinden bilir işi bence. Kendi yaptığı şeyi ben yapıyormuşum gibi lanse ediyor. Sana kısmetse olur evinde başarılar diliyorum Beyza Hanım. Ne oldu, tanımayalım mı bitti? Gerek yok. Evet. Tatyana dün beni Beyza konusunda uyarmaya çalışmıştı. Teşekkür ediyorum oradan Tatyana sana. Ben de uyarıyorum kanka, hiç gerek yok yani. Uyarılarını dikkate alsaymışım keşke. Kız geldi bana şey yaptı. Sen burada hala kıza kalp yapıyorsun. Bu benim, bu bana çok enteresan Buracığım, geliyor. Abi. Teşekkür ederim ama şöyle vallahi bir şey var arkadaşlar. Vallahi çok enteresan geliyor yani. Biz sevgili olduk istiyorsun da kız beni aldatmadı ya. Bir ağzından patavatsızca bir şey çıkabilir. Tamam, kırıcı bir laf. Ama çok affedilmeyecek bir mevzu değil. Bunu anlamıyorsunuz. Demek kanka affedip affetmemek sana kalmış. Biz sadece sana yapılan saygısızlığı dile getiriyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ona bir şey demiyorum. Ama yani beni böyle ilişkiye başlamışız. Buracığım sen bu kızı seviyor musun? Ya hoşlanıyor musun bu kızdan? Biz dün konuştuk bayağı detaylı olarak. Evet. Beni biraz inandırdı. Demek inandırdı. Öyle mi? Efendim? İnandırdı yani. İnandırıyor %60'larda. Daha da inandıracak inşallah. Yüzde veriyorlar. Valla ben... Yüzdelik ya, yapmayın şunu ya. Yüzde kaç inandın? Ne oldu? Ama o kadar çok konuşuluyor ki. Ay yüzdelik, yani yüzdelik çok çirkin bir şey ama ya. Ama şöyle bir şey var, sürekli aynı muhabbet döndüğü için bilinçaltımıza işlendi yani. İsteyerek olmuyor. Bilinçaltına işlenecek kadar bir durum yok. Kendini ifade etmenin başka yolları da var yani. Orada onlar öyle konuştu diye senin de öyle... Ya illa ki yok Öykü Hanım da çok konuşuluyor o yüzden yani. Sen lügatist geniş bir adamsın, zengin bir adamsın yani. Yani yüzlere mi takıldın? Peki, ben sizi yakıştırıyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Biraz gergin ve kendi içinde itişmeli bir ilişki olacak gibi. Daha güzel olur. Eğlenceli. Eğlenceli. Tabii. Diri tutar. Evet.
Ama sürekli... inşallah sevgiyi de yaşatmanıza müsaade eder bir ortam yakalayabilirsiniz. İnşallah. Peki, hemen devam edelim. Rümesa ve Ozan'la ilgili çok güzel yemek yediniz. Yemek güzel geçti değil mi? Keyifliydi, hoş sohbet oldu. Çok kibar çiçek almış gelmiş gözlerimin evet, renginde. Evet, çok güzeldi. Gözlerimin renginde. Elbisimle. Enerjiniz de iyiydi. Keyfiniz de yerindeydi. bu yaşananları bence siz kendinizi izleyerek görmelisiniz arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum. Evet, çok uykum vardı orada. Ozan ben ve uyuyorum. Oğuzhan arasında geçen bu gel gitli, konuştun konuşmadın, kendini ifade ettin edemedin konusunu bir görün bakalım. Üstüne konuşalım. Sen beni dövecekmiş gibi. Merhaba. Ne haber? İyi, sen? Ben de iyiyim. Kaldık böyle. Olabilir. Kalabiliriz. Bekleriz. Karar vereceksin. Kiminle? Ozan diyorum ben. Ozan'la baş başa romantik yemek istiyorsun. Yani çağrı da bilir ama bunu görüp bakarız ya. Hani. Evet, evet. Niye gerek yok mesela? Hı? Neden gerek yok? Yani kız biraz rengini belli etti ya. Tamam rengini belli etti de şurada biz zaten olasılıkları konuşuyoruz şu anda. Hani. Kız benimle bir eşleşmiş dedi. Yemeğe çıkartmış beni. Sevgilin mi? Değil. Ben de müdahil olurum. Ya bu konuyu ben seninle konuşmak istemiyorum. Burucuğum sen keyfine yoluna bak ya. Ne boş. Git mi çekme kardeşim. Nereye git? Nereye git? Ne oluyor lan sana? Durun durun. Hayırdır ya bu neyin oğlum? Bu neyin ayın şey tahtası lan? Beyler gerek yok. Heyecanlandım biraz. Ben de şu an heyecanlıyım. İlk defa kırmızı odaya geldiğim için. Evet çok güzel ama merak ediyorum senin de. İçinde nasıl bir karakter var? Nasıl birisin? İki kişi arasında beni bir yere koyuyorsa ben seçenek olmayı tercih etmem. Onu sordum. Ben kesinlikle. Bir mesela benim hayatımda arkadaşlar. Kim ben burada arkadaşla yumruk yumruğa girişeceğim. Aynen şey memnun ol. Hani şunu belirtmek istiyorum sana karşı. Senden hissiyat aldım. Senden hoşlanıyorum. Bilmiyorum tanımak ister misin beni ama... Ben zor bir karakterim. Benim için kolay değil ilişki yapmak. Güvenebilmem lazım. Bugün. Ben nasıl yani 5 dakika gördüğüm insanla hani ilişki kurabilirim? Anladın mı? Tanımıyorum. Anlaşıp anlaşamayacağımı bilmiyorum sonuçta. Yani ikisine de şu an sanki güvenmiyor muyum? Ne yapıyorum yani? Anlamadım. Hani Ozan'ın o söyledikleri güven vermiyor. Daha bir adım attım hemen. Ve ikimizi de yeteri kadar tanıdı. Ve şu seçimiyle artık tamamen bitirdi benim gözümde kendini. Yani kendini bitirmedi daha doğrusu da benim işim bitti diyelim. Sen istemiyorsun. İstemiyorum artık. Evet. Benim de elbisemin renginde. Aslında şöyle kırmızı gül vardı kafamda ama gözlerinin rengi aklıma gelince biraz daha böyle bir mavi çiçek tercih etmek istedim. Bir tane de beyaz gül var. O da böyle biraz limoniydik, konuşamıyorduk, böyle küs ayrılık gibiydik. Ayrılık demek değil miydi? Barış'ı temsil ediyor. Barış'ı mı temsil ediyor? Kendim tersi şöyle biliyorum. Şöyle vermek istiyorum sana. Teşekkür ederim. Burada ben da bir nazar çiçek... boncuğu var, gözlerine nazar değmesin diye. Teşekkür ederim. Rümeysa, var mı söyleyeceğim bir şey? Söylemek isteyeceğim bir şey yok aslında. Yani Oğuzhan'la tanıştık, tanıdım. Yani o enerji... arkadaş olarak ya da insan olarak bir sorun yok. Efendi gayet düzgün bir insan. Hani kötü bir şey söylemiyorum onun hakkında. Ama o enerji daha böyle hani arkadaş gibi olamadım yani. Ozan'dan o enerjiyi aldım. Sohbet daha çok aktı. Yani burada dikkatini çeken bir şey oldu mu? Yani pek olmadı aslında. O an sinirle birkaç söylenen bir şey var. Ne mesela? Rümeysa kim ki şey yapacağım dedi. Doğru zaten bir şey değilim. Daha beni yani 5 dakika görmüş dediği gibi benim için biriyle kavga etmesini istemem zaten. Hayır Oğuzhan'ın bir cümlesine çok takılıp hani onu samimiyetsiz olmakla eleştirdi değil mi Oğuzhan seni? Kime karşı? Efendim? Anlamadım kime karşı samimiyetsiz? Hayır senin söylediğin bir ben artık aranızda yokum çıkıyorum dediğin aynen. Sözle... inandırıcılığının olmadığını söylemişti. Hı hı. O kafamda soru işareti. Yani, sürekli orada takıldığı için yani ona takılan buna niye takılmıyor merak ettim. Aslında şöyle Öykü Hanım yani ben ilişkilerde ne bileyim yani çok flörtöz bir insan değilim. Hayatımda da hani ilişkilerimde genelde karşı taraftan bir teklif aldım. Bu şekilde oldu.
Ya çok flörtöz bir insan değilim. Yani hani gidip bir kızla tanışma gibi bir iş gereksinim yani hissetmedim. Genelde hep kariyerime odaklandım. Ya burada da hani galiba genellikle kadınlar sana teklif etmiş değil mi? Ya şöyle hani 3 tane ilişkim oldu. 3'ü de hani onlardan gelen tekliflerle oldu. Ya da onların bir şekilde adım atmalarıyla oldu. O yüzden hani gidip de bir kızla hani hiçbir şekilde gidip bir adım atıp ilişki yaşamadım. Öyle söyleyeyim. Düşündüm, taşındım. Çünkü Kırmızı Oda'da bana çok sessiz kaldın, kendini tanıtamadın dedi. Ya ben de dedim ki hani bir adım daha atayım, Kırmızı Oda'ya davet ettim. Çünkü burası kısmetse olur evi. Yani bu... Tabii görünür olmanız lazım. Hızlı hareket etmeniz lazım. Tabii ki yani onunla olmadı falan diye başka kıza gidip de işte onu Kırmızı Oda'ya davet edeyim değil. Yani bir yola çıktıysan onunla yürürsün, olmazsa olur. Ki şunu da eklemek istiyorum. Yani bazı arkadaşlar bilmiyorum ego kasmak için mi? Seçenek olmak istemiyorum falan diyorlar. Yani bu tamamen bu kısmetse olur evinde çok mantıksız bir yerde. Doğasına aykırı evet. Doğasına aykırı. Yani buraya geldiğimiz zaman buranın kuralları bu şekilde zaten. Hani seçenek olmam. Yani burada ego kasmak yerine biraz daha kendimizi bu eve adasak, bu oyuna dahil olsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Söz alabilir miyim burada? Tabii Ozan. Ben buraya oyun oynamaya gelmedim. Onu bir cevaplayayım ilk olarak. Zaten evet ben lütfen rica zaten ediyorum. Oyunu gerçek olarak demedim ben orada hani kinaye yaptım. Orada. Ben bölmedim seni bir bitireyim. Tamam. Evet dışarıda gerçekten hiçbir şekilde seçeneği kabul edebilecek bir insan değilim ben. Burada da fikirlerimin arkasındaydım. Ama Rümeysa'ya ben yine buradan teşekkür ediyorum ki bu sivri bir düşüncemi kırdı. Dışarıda da az çok ben de genelde bana gelinen durumdaydım. Lakin ben burada biraz daha Rümeysa'ya gitmek istedim. Belki de 29 yaşındayım ben burada. İlk defa bir kız peşinden koşuyorum. Kendimi ona anlatmaya, sevdirtmeye çalışıyorum. Ben buraya oyun oynamaya gelmedim. Rümeysa'ya kendimi anlatmaya, göstermeye, sevdirmeye geldim. Peki. Bunu oyunu ciddi olarak, oyunu gerçekten bir oyun olarak algıladığı için de kendisinin bakış açısından dolayı tebrik ediyorum. Arkadaşlar yorumlayabilir, bilmiyorum. Kim samimi geliyor? Peki.